Batı'nın Taksim'deki olaylara bakışı. Taksim'in meydanında bir bomba patladı pazar günü. Akşam saatlerinde, ikindi saatlerinde 16:20'de ve hemen akabinde New York Times manşeti attı. Dedi ki Türkiye'de turistlerin en yoğun olduğu bölgeye, en çok gezdiği bölgeye bomba patladı. Bütün dünya milletleri bu işten tedirgin. İşte Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünen ve ondan sonra da hani Türkiye son birkaç yıldır böyle terörle, terörden arındırılmış bir hayat yaşıyordu. O zaman dilimi de paramparça oldu gitti dedi. Yine hatırlıyorsanız bu Amerikan Büyükelçisi eğer bu ülkede bombalar patlamıyorsa, terör eylemleri yapılmıyorsa bu bizim sayemizde oluyor diye bir açıklama yapmıştı. Hatırlıyor musun o Büyükelçinin açıklamasını Mesut? Ve yine son birkaç ay önce bu Kasım ayını bekleyin. Kasım ayı PKK terör örgütünün kuruluş ayıdır. Kasım ayında bilmem 30 ilde bilmem kaç ilçede eylemler yapacağız. Mersin'deki polis evine saldırının hemen akabinde döndü o dönemde açıklama yaptılar ve dediler ki bundan sonra bu eylemlerden çokça göreceksiniz dediler. Yani dostlar biz sadece bir terör grubuyla, bir terör ekibiyle mücadele etmiyoruz. Terörizmle mücadele ediyoruz. Ve Türkiye bu olayı çözdüğü andan itibaren ben teröristle değil de terörizmle mücadele etmem gerekiyora geçtikten sonra artık iş bir başkalaştı. Terör eyleminden sonra Batı'nın ikiyüzlülüğünü biliyorduk ama bazı olaylar var. O olaylarda o Batı'nın ikiyüzlülüğünü yeniden görüyoruz. Ve tekrar hafızalarımızı tazeliyoruz. Bu Batı hiçbir zaman adil olmadı. Bu Batı hiçbir zaman fikre, inanca saygı duymadı. Bu Batı hiçbir zaman hak, hukuk, adalet ekseninde hareket etmedi. Demokrasi diye bir kavram attılar ortaya. Onu Batı kendi çıkarlarına göre yorumladı onu. Hürriyet aynı şekilde. Cumhuriyet aynı şekilde. Parlamenter sistem aynı şekilde. Özgürlük aynı şekilde. Bütün kavramları kendi çıkarları doğrultusunda yorumlayan bir Batı vardı. Biz o Batı'nın ne yaptığını, ne ettiğini en son Bosna Hersek'te net bir şekilde görmüştük. Avrupa'nın göbeğinde bir soykırım yapıldı ve o soykırımda biz Batı'yı gördük dostlar. Boşnak Müslümanlara soykırım yaparken birileri onları katlederken Batı'nın nasıl üç maymunu oynadığını gördük. Yine aynı şekilde mülteci akını sürecinde insanları nasıl sınırlarında ölüme terk ettiklerini yine biz gördük Batı'nın. Ama aynı Batı'nın Ukrayna'da bir meselesi olduğu zaman nasıl dünyaya ve mağdur edebiyatları parçaladığını da gördük. Eğer zulme uğrayan, eğer mazlum olan renkli gözlü sarı saçlıysa Batı hassastır. Ama eğer bombaların altında ölen kara tenli ise, Müslümansa, kavruk tenli ise o zaman Batı'nın nasıl üç maymunu oynadığına bugüne kadar hep şahit olduk. Paris'te bir patlama olduğu zaman bütün dünyayı ayağa kaldıran Batı, Taksim'in ortasındaki patlayan bombadan sonra PKK terör örgütünü aklama çalışmalarına başladı. Reuters bir açıklama yapıyor. Diyor ki Kürt silahlı grup diyor. PKK için Kürt silahlı grup. Arkadaşlar Avrupa'nın hemen hemen her tarafını gezen, oralarda gidip programlar yapan, gidip orada içerikler çeken birisiyim. Avrupa bir türlü PKK ve YPG'ye terör grubu ve terörist diyemiyor. Hatta ve hatta onu ekonomik olarak, siyasi olarak, kültürel olarak onu desteklemeye gayret ediyor. Ve her platformda işte bunlar Kürtler ve Türkiye'de Kürtlere zulmediyor. Kürtleri etnik soykırıma tabi tutuyor. Onun için biz de Kürtleri destekliyoruz diyor. Ve onun için Reuters hemen ortaya çıkıp bu pazar günkü patlamayı PKK-YPG terör örgütünün elemanının gerçekleştirmiş olduğu bu bombalı eylemi bir şekilde alıyor ve Kürt grup olarak dünyaya servis etmeye çalışıyor. Yine aynı şekilde bir bakıyorsun Almanlara bakıyorsun. Alman bütün radyoları kalkıyor ve galiba diyor bu işi DAEŞ'ta, aslında DAEŞ'ta demiyorlar, IŞİD de yapmış olabilir diyorlar. Yani IŞİD'e de benziyor. Şimdi Avrupa basınına bir bakıyorsun bir türlü yani PKK, YPG terör örgütü Taksim'de bu eylemi gerçekleştirdi diyemiyor. Ve onun üstünü örtmek için de farklı kelimeler kullanıyor.
Yine aynı şekilde bir televizyon kanalı, Alman televizyon kanalı canlı yayın yapıyor Taksim'den. Ya var ya, yani olay, bombalar patlamış, daha olayın sıcaklığı üstünde duruyor. Ama Alman televizyonunda diyor ki, peki diyor, bu olaydan sonra Türkiye devleti Kürtlere daha ciddi yaptırımlar yaparak zulüm şiddetini arttıracak mıdır diye soruyor İstanbul'dan yayın yapan sunucusuna. Sunucusu da diyor ki evet, kesinlikle bu olaydan sonra Türkiye Kürtlere bakışını daha da sertleştirecek. Kürtlere olan işte o asimetrik zulümlerini daha da arttıracaktır diyor. Bomba patlamış. Bir PKK terör örgütü mensubu Taksim'de 6 canımızı almış. 6 kurşun yemişiz. Adamların derdi bu olayın üzerinden Türkiye Kürtlere işte sertleşecekmiş, şunu yap. Türkiye'nin Kürt diye bir problemi yoktur. Bu coğrafyanın Kürtlerle hiçbir problemi yoktur. Sadece Kürtlerle değil, Çerkezlerle, efendim Gürcülerle, Araplarla, Alevilerle, Sünnilerle, şunlarla, bunlarla, bu ülkenin, bu memleketin ne milletinin, ne de yönetiminin, ne silahlı kuvvetlerinin, ne polisinin, ne askerinin, ne istihbaratının hiçbirinin problemi yoktur. Bu ülkenin ve bu milletin mücadelesi terör örgütleriyledir. Ve terör örgütünün memleketi yoktur, ırkı yoktur, inancı yoktur, şehri yoktur, rengi yoktur, hiçbir şeyi yoktur. Terörist teröristtir. İsterse babamızın oğlu olsun. Ama bu canlı yayını yaparak Almanya'da kamuoyunda, Avrupa kamuoyunda ne yapmaya çalışıldığını da adımız gibi biliyoruz. Alman radyoların hepsinden bu eylemi, hani IŞİD eylemine benziyor, DAEŞ eylemine benziyor. Böyle kelime oyunları yapıyorlar. Ve Avrupa ısrarla bu ülkedeki terör eylemini farklı bir mecraya taşıyarak, özellikle de içerideki böyle hani kek olarak kenarda bekleyen tipler vardır, o tiplere güzel haberler servis ediyorlar. T24 üzerinden. Ondan sonra BBC Türkçe üzerinden. Ondan sonra işte bu işte Reuters tarzı haber kanallarından. Yine işte Almanların güdeminde olan işte Deutsche Welle gibi sitelerden devamlı onlara İşte bir Türk yetkilinin söylediğine göre, bir yetkili istihbaratçının verdiği bilgiye göre, işte bilmem uluslararası işte terör uzmanının bir tespitine göre gibi gibi cümleler kurarak bu milletin asıl mevzuyu görmesini istemiyorlar. Çünkü mevzimizi dağıtacaklar. Ve o mevziyi dağıtabilmek için bizim mevzudan uzaklaşmamız gerekiyor. Olay magazinel bir boyuta taşınması lazım. Biz asıl derdi anlamayalım, görmeyelim orada diye. İşte Batı'nın bu iki yüzlülüğüdür. Batı kendisine en ufak bir terör eylemi yapıldığı zaman bütün dünyayı ayağa kaldırırken, kendilerinin haricinde ve böyle hani aleni veyahut da kapalı kapılar ardından bir şekilde temasta bulunduğu terör örgütleriyle alakalı bir hamle olduğu zaman da onu örtmenin peşindedir. Biz Batı'nın bu iki yüzlülüğünü biliyoruz. Bu iki yüzlü tutumuna da devam ettiğini de biliyoruz. Ve hesabımızı, kitabımızı, attığımız adımı ona göre planlayarak atıyoruz. Bu ülke artık öyle, aa o onu mu yapmış, çok yazık ya, İşte niye böyle davranıyorlar, kınıyoruz bu söylediklerini, o evreler geride kaldı. Bundan sonra bu ülkeyle, bu coğrafyayla alakalı nasıl tavır takınıyorsanız, o tavır mukabilinde cevap alacaksınız bunda, bu ülkeden. O cevabı bugün mü alırsınız, yarın mı alırsınız bilmiyorum. Vakti gelince cevabını alacaksınız. Herkes ona göre bu ülkede adım atması lazım. Ne güzel ya, bir ülkenin canı yanmış İstiklal Caddesi'nde. Hani böyle bir matematik yapacak olursak dostlar, bir matematik doğrultusunda gidecek olsak, bu ülkenin hani kalbi İstanbul'dur. İstanbul'un kalbi Taksim'dir. Taksim'in kalbi de İstiklal'dir. En ince noktamıza bomba patlattılar. Ama kalkıyor, işte DAEŞ mı yapmıştır bunu? Şimdi bu PKK'da çok da böyle üstlenmedi de,
Yani acaba şimdi bu olaydan sonra Kürtlere bu millet taarruz mu yapar? Hepsini takip ediyoruz. Almanya'daki radyoları da takip ediyoruz. Amerikan basınını, New York Times gibi bütün basın kuruluşlarını da takip ediyoruz. Think Tank kuruluşlarının bu ülkede kimlerle temas halinde olduğunu onu da takip ediyoruz. Ve vakti zamanı geldiği zaman hepsinin cevabı tek tek verilecek. Türkiye ile alakalı birileri cümle kurarken, birileri fikir beyan ederken artık dikkatli hareket etmek zorunda. Öyle saldım çayıra, Mevlam kayıra, hani yap olacak, ne olacak, Türkiye ile alakalı konuş. O evre bitti aga. Hani Karadeniz'de bir laf vardır. Ne korsan çanağına, o gelir kaşığına. Bu ülkenin çanağına kim ne koyuyorsa o gelecek kaşığına. Bakacağız. Bundan sonra hani azdan az çoktan çok dediğimiz olay var ya. Benim anlamadığım şey birileri bu ülkenin dünyaya mesaj olarak ortaya koyduğu duruşunu anlatan o sloganları birileri herhalde hani dikkate almıyor. O bir gece ansızın gelebiliriz cümlesinin ne demek olduğunu anlamak için illa o bir gece ansızın gelebiliriz cümlesinden sonra gelince biz o zaman anlayacak herhalde. Ama dur bakalım. Derler ya kurt ayazı unutmaz, o kışı unutmaz. Hani şey, kışı unutur ama yediği ayazı unutmaz. Kış geçecek abi. Bu kış geçecek ama yediğimiz ayazı unutmayacağız biz.